yaptın. Haydi gelin sevgili Gökçen Erdoğan ve aşkım gelir misin? Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Şekerim hoş geldin. Ya bu gerçekten hayatımda duyduğum en güzel isimlerden biri. Teşekkür ederim. Yakın oturun. Gelin lütfen. Sen bana gel. Sen aşkım bana gel. Geldim. Gel aşkım gel. Ne kadar güzel. Senin adına yazılmış milyonlarca şarkı var. Evet. Milyonlarca şarkı var, şiir var, söz var. Ama yani bazen güzel de bazen de tehlikeli. Sokakta her aşkım diyene bakmak zorunda. Kedisine, köpeğine, çocuğuna, dayısına, amcasına. Herkes aşkım diyor. Sürekli ben böyleyim. Bana mı, bana mı? Bana mı diyorsun kardeşim? Gerçekten aşkın sana aşkım dediğinde peki ne oluyor? Hiçbir anlamı bir şey, olmuyor. Evet. Bak o taraftan kötü. O yüzden başka bir isim takmak zorunda bana. Ne diyecek? Canım. Yani onu da sevmiyorum. Evet o da kötü. Onu annem söylüyor. Hepsinin bir anısı var yani. Arasın bulsun. Aa, gerçekten evet doğru. Hadi oradan başlayalım bak mesela. Başlayalım. Mecburlar mı acaba? Böyle şimdi biriyle sevgili olduğumuzda bazı hitaplar var ki onları kullanmadığımızda sanki bazen karşımızdaki diyor ki bak el alem işte sürekli aşkım diyor. Kendi aralarında bir dil oluşturuyorlar. Biz bunu bazı adamların böyle kabiliyetleri yok yani. Hani yapamıyor adamlar. Yapamayınca sevmiyor anlamına mı geliyor? Gelmiyor tabii ki. Ha. Yani ağzı iyi laf yapan yapabiliyor. Ama dediğim gibi bazı erkekler, bazı kadınlar da yapamıyor aslında. Evet. Sadece erkekler de değil. Ama onun ağzından çıkana değil de belki tavırlarına bakmak lazım. Evet. O tavırlarıyla belki onu gösterebiliyordur. Herkesten bu beklenmez. Ama benim hoşuma gidiyor o ilişkiler. Onu da söyleyeyim. Hı. Ya böyle saygı çerçevesinde abartmadan kadının ve erkeğin ortak bir dil belirlemesi. Küçük böyle şeyler. Mıç olmadan. Evet, o abartıyı sevmiyorum. Ona inanmam çünkü ben. Hep altına bir beklenti vardır aşırılıkların. Ha. Evet. O yüzden ona çok samimi gelmiyor bana. Ya evet, şimdi böyle zaman zaman rastlıyoruz. Çok böyle hitaplarında birbirlerine, yani gerçekten samimiyet sorgusu yapıyorsun. Belki evet, gerçekten samimiler ama dışarıdan böyle bir tuhaf değiller. Görünüyor. Değil onların mi? Hayatı şöyledir. Bir araya geldiklerinde vık 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 yaparlar. Ve bir iki dakika ya da bir iki saat sonra en fazla maksimum inanılmaz kavga ederler. Bunlar her türlü duygularını çok yoğun yaşayan tiplerde. Çünkü hayat ve ilişki sizden denge istiyor. O dengenin içinde çok küçük yaramazlık yapman lazım. Sürekli yaramazlık yapamazsın. Yani sürekli o kafada olamazsın. Bu da bir de gösteriş herkes için. Ne yapma, niye yapıyorsun? Bak biz çok mutluyuz havasını veriyorsun. Ben şuna inanıyorum. Gerçek hissedilen ve yaşanılan başkasına gösterilmeyendir aslında. Hmm. O ikinize özel bir durumdur. İkinizin arasında kalır. Dışarıda da başkalarını çok abartmaya bana göre, yani bana göre gerek yok. Evet, mesela o aynı şeyi hani cinsellik üstünden de düşünebiliriz. Böyle çok dışarıda fazla öpüşen, mesela ben haz etmiyorum. Yani hoş ister geri kafalı deyin, ister yok, hayır, bir şey. Yani hani karı koca, ben kocamla bile sokakta öpüşmem. Ki legal yani, hani çoluğumuz var, çocuğumuz var. Niye? Yani o dört duvar denen bir şey var diye düşünüyorum. Hani bu tür şeylerin herkesin ortasında, hay çok arada hoşuna gider bir yanağına bir öpücük, dudağına minik bir öpücük kondurursun ama çok böyle sokakların ortasında durup öpüşen çiftler falan görmüş. Bak evet, kızmayın ama. Yok, yani belirli bir sınır olmalı bence de cinsellikte. Hem birbiriyle arasındaki o iletişimin daha güçlenmesi açısından ya da çok yapışkanlık diyelim, öyle söyleyeyim. Yapış yapış bir ilişki ya da bunu bir şekilde insanların gözünün böyle gözüne sokar gibi biz gerçekten çok iyi anlaşıyoruz dercesine bence hiç gerek yok gerçekten. Evet, bir odamız var, bir evimiz var. Cinselliğin belirli sınırlara kadar odada yaşamak lazım. Evde yaşamak lazım ya da kapalı bir alanda yaşamak lazım. Bence de öyle. Kesinlikle. Yani hani bunu şey değil, bence çok doğru düşünüyorsunuz gerçekten. Hı hı. Ya çünkü ortaya çok cinsellikle ilgili mesajlar verirse aslında kadın ve erkek bir önemini yitiriyor dediğiniz gibi. İkincisi, karşı tarafın da zihinsel haritalarında başka başka şeyler oluşturuyorsun. Çünkü insanlar mesela dikkat edin, biz sokakta yürürken parklarda, bahçelerde abartı derecede çok yakın temas kuran insanları gördüğümüzde insanın beyninde böyle bir gen var. O gendeki düşünceler artmaya başlıyor. İşte kötülük, ne bileyim huzursuzluk, rahatsızlık, öyle ayıp. Mi? Ters, ters şey mi salgılıyor? Tabii ters şey salgılıyor. Allah çünkü Allah. Orada hemen şey koyuyor. Kendimizi onun yerine koyup utanmaya ve rahatsız olmaya. Bunu nasıl dışa vuruyoruz? Küfür ederek onlara ya da işte bağırarak ya da rencide ederek, dışlayarak. Çok kabullen
öğrendiğimiz bir kültür değil aslında bu bizim. Ki olmamalı da bence. Abartı. Evet. Hoş değil. Yani ev eve tutuş kardeşim. Tabii yani canım. Ev onunla gezdiğiniz gibi sarılın küçük bir öpücük. Ama bana doğru gelmiyor. Bana da ben bu arada diyecekler ki gençler üç geri kafalı. Burada gençliği yerli. Yok yok çok değil. Biz de öyle. Gençlik tamam mı? Tamam. Tamam genç olmasak da biz de gençtik. Ama buna kaçamak olabilir ya insanların görmediği bir yerde. Hani böyle kıyıda, köşede. Canım yani hiç çok, böyle ha, şey yapında demiyoruz. Duyguların çok yoğun olabilir. Bir öpücük biraz önce de kendi söyledi. Hani kondurulabilir ama hani böyle yine söyle mıç 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 yapışım. Evet, evet, bence evet, de hiç hoş değil yani. Ya ben çocuğumun orada iki tane öpüşen insana bakıp ne yapıyor bunlar anne baba demesini istemiyorum. Evet değil mi? Bize soru sorup sonra bizim onun sürekli açıklama ihtiyacı duyup. Evet. Ama orada sarılan insanları görüp de ne kadar seviyorlar birbirlerini demeyi anlatmayı severim. Bunu isterim de. Ki biz de mesela cinsellikte bunu söyleriz. Bir anne ve baba evde asla belirli yine ileriye gitmeden çocuğunun yanında öpüşebilir. Kesinlikle. Ona sarılmalı, onun kucağına oturmalı. Bir şekilde ona sevgisini gösterebilmeli, hı-hı, ki ileriki hayatında o da bunu kullanabilsin. Evet. Çünkü çocuk için şu doğru olan ailenin yaptığı, anne ve babanın yaptığı şeylerdir. Ve ilerideki hem cinsel hem sosyal hayatında bunu kullanır. Onun için asla kaçmayın. Asla. Yani sevginizi eşinize, çocuğunuzun yanında gösterin. Mutlak. Tabii sevgi belirtmenin birçok yolu var. Onun için söyledim. Yani şimdi bunları yapmayınca da çünkü gerçekten bunlar kavga sebebi. Sana geliyorlardır yani. Evet. Ay aşkım bey bana hiç sevgi göstermiyor. El alemin ki bak ona sürekli değer canım diyor. Aşkım balım bir tanem diyor da bu demiyor falan diye. Yani bu çok yani genel geçer bir şey haline kesinlikle geldi. Ki en büyük problemi de artık insanların ilgisizlik. Dediğim gibi o insanlar hocama da öyle geliyordur büyük bir ihtimalle. Konuşmuyor, sevmiyor, sarılmıyor. İlgi eksikliği. O yeter karşılanmamış ihtiyaçlar insanda birikince insanlar başka yollardan onları karşılamaya çalışıyor bu sefer. Bunun yerine alkol koyabiliyor, aldatma yapabiliyor. Başka birini koyuyor kesinlikle. Ki belki şunu da söyleyeyim. Bilimsel olarak kadınların erkekleri aldatma sebeplerinin bilimsel olarak açıklanan sebeplerinden %80'i, %75 ila 80'i ilgi eksikliği. Tabii. Kadınların. Erkek çok takmaz ama kadında bu var kesinlikle. Erkeğin yani sen de beklemeyin dedi. Bilmem ne hormonuydu ondan yoksa yok dedi zaten şansı yok da. Hani kadınların gerçekten ilgi. Evet. Ve bir başkasından o ilgi açlığını doyurduğu an, hı-hı, işin tonu rengi, hı-hı, değişir. Direkt. Mesela bir örnek vereyim. Dışarıda alışveriş merkezlerinde sokakta bazı kadınlar var. Bazılarından bahsediyorum hepsinden değil. Hocam siz de bilirsiniz bunu aşırı derecede. Kendini ön plana çıkartmaya çalışan kadınlar evde hiç ilgi görmeyen kadınlardır. Evet. Mesela makyajında, yürüyüşünde, tavırlarında, takılarında abartılı olan kadınlar evde kocası evliyse eğer, evli değilse anne baba tarafından küçüklükten beri fark edilmemiştir. Fark edilme hissiyatı. Evet. Dikkat edin ama bunların oraya zaten hocama pas edeceğim şimdi. Böyle kadınların da genelde yatak odalarında problem vardır. Var. Onu da hocam anlatıyor. Doğru. Tatmin olamadığı için ya da bir şekilde sona ulaşamadığı için başka bir yola kanalize olmak ister. Cinsellikte belirli bir noktaya ulaşamaz. Bunu sosyal hayatta ya da başka bir kanalda dikkat çekerek bunu kendini bir şekilde tatmin eder, öyle söyleyelim. Evet. Bu özellikle yatak odası sorunu olan kadınların söylediği, doğru aşkımı söyledi. Açtığımız zaman hep öyle kadınlar genelde problemli oluyor. Ay şimdi ama bir şey yüklediniz yani. Bütün süslü püslü kadınların yatak odası. Hayır. Tavırlarına bakacaklar. Tavırlarına bakacaklar. Hareketleri... İsyanım var bu cümlenize yani. Hareketleri çok abartı. Sadece takıya, dış görüntüye değil. Bir de burunları çok havadadır. İlgi sürekli üzerinde olsun ister. Masada otururken mesela sohbet ediyorsunuz. Üç kadınınız diyelim burada. Burada da bir erkek var. Gökçer'e sohbet ediyor. Benle kimse konuşmuyor. Bir anda böyle laf atmaya başlar. İlgi çekmek için. Ha. Oyuncu tip derler bunu psikiyatristler. Oyuncu tip kadınlar. Spot kendinde olsun aynen, istiyor. Aynen. Yani birçok şeye bakmak lazım. Tabii ki sadece süse. Öyle deyince ben de severim sizi. Sen egosuzsun. Evet. Sen doğalsın. Ben biraz biliyorsun bu kadınları. Sen biliyorsun o kadınları ya. Evet ya. Yani bak çok, ben biliyorum aşkım da bu millet bilmiyor sonra bana
garip garip şeyler söyleyecekler. Onun için açıklatıyorum sana. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir ay önce Amerika'dan milletvekilleri geldi. Onu da söyleyeceğim sana ve kadınların buradaki kanlar hakkındaki söylediklerini söyleyeceğim size. 11 tane senatör geldi, milletvekili. Burada bir yatırım yapacaklar ve Amerika'da bir eğitim okulu açacaklarmış. Ama buradaki öğrencilerin anneleri, babaları, ilişkileri nasıl diye araştırmaya geliyorlar. İzmir'de Remzi Erdem diye bir iş adamı bunları ağırlıyor. Beni de çağırdılar. Gittim gözlemle diye. Kadınlar şunu anlatıyor. Çevirmen var orada. Sizin buradaki kadınlar, biz Amerika'da şey zannediyorduk, çok böyle konuşmazlar, işte öpmezler birbirlerini, erkeklerin yanında çekinirler filan. İndik diyor İzmir Havaalanı'ndan Çeşme'ye gelene kadar ne kadar modernmişsiniz, ne kadar öpüşmeyi seviyormuşsunuz. Biz severiz. Erkekler bile öperek bir selamlıyor. Dünyanın kaç ülkesinde böyle bir şey var? Selamlaşır erkekler. Aynen. Biz bile Amerika'da böyle sarılma... Öpmeyince de samimiyetsizlik olarak algılıyorsun. Evet ya, öpelim. Ayol beni öpmedi. Ama tensel temas bizim şeyimiz en üst noktamızda. Yani tensel temas. Bir yandan reddediyoruz, bir yandan evet. Bütün en basit selamlaşma ilişkilerimizde dahi o... Dokunma, öpüşme şeyi var. Anadolu kültüründe dikkat edin, bir köye bir yere gittiğinizde insanlar dibinizde bir tip dururlar. Yani. Ama batıya geldikçe uzaktan bakıp dış görüntüne bakarlar. Evet. Modernleştikçe aslında giydiklerin ve sahip oldukların daha önem kazanıyor. Ama daha aşağı, daha içe, öze gittiğinde kimse senin giyimine, tarzına bakmıyor. İçini görmeye çalışıyor aslında. Ay keşke hep öyle olsa. Dikkat et, bak ne kadar paran olursa olsun. Yaptığın ve rahat ettiğin tatil sadece küçük yerlere gidip sessizlik. Aynen. Az insan. Aynen. Trilyoner de olsan bunu istiyorsun. Aynen. Aslında. Niye? Çünkü oradaki insanlar yatına katına bakmıyorlar. Samimi. Evet, içine işte bakıyorlar. O yüzden buradan insanlara söyleyeyim. Tamam, çok para kazanın, çalışın ama gelip gidip o köydeki anayla babanın yanına gideceksiniz. Hep beraber orada buluşacağız. Evet, yine. Sonunuz bu yani. Boşuna, boşuna istiflemeyin. Paylaşın onları diye. Paylaşın. Ramazan harika. Ayındayız. Paylaşalım değil mi? Elimizdekileri ihtiyacı olanlarla. Şimdi bak, güzel bir şey var burada. Emre Bey demiş ki kız triplerine isyanım var. Şimdi buradan yola çıkalım. Diyelim ki hani hazır konuşuyoruz. Kızlar, erkeklerde isyanınız olan şeyleri bize yazın. Hani buradan bize de konularımıza yol haritası çıksın. Kız erkeklerde, kızlarda hani kız tripleri nedir bunlar? İsyanınız olan kız hareketleri. Yazın bakalım. Ne, ben de merak ettim. Acaba en çok neye sinir oluyorlar? Hani bu trip dedikleri şey triple... İlk ben söyleyeyim o zaman. İsyanım var, ben söyleyeyim. Bu erkeklerin ben böyleyim, beni böyle kabul et. Heh. Hocam teşekkür ederim. Bravo. Böyle bir şey yok. Yok kardeşim. İsyanım var. Evet var. Duble. Söyle aşkım. Kızlar, kadınlardan. Yok böyle aç biraz da. Evet, açarsan var ya, ben açarsan falan bilmem. Evet. Ben böyle büyüdüm, bana ne işte. İlişkinin önemi, sen önem gösteriyorsan bak. Yok böyle bir şey. Yok. Dünya, seninle de konuşmuştuk bunu. Evet. Yahu 80 tane güne özel anlam yüklemeyebilirsiniz ama doğum günü benim için özeldir. Evet. Bunu da ben arkadaşlarıma da özel kabul ederim. Onlarınkini de kutlamayı, mümkünse gücüm yettiğince bir şeyler almayı, hatırlanacak bir şeyler severim. Karşımdakinin de hatırlamasını severim. Benim böyle özel gün dinlemlem, benim takıntım yok. Senin yoksa yok, benim var. Karşımdakini mutlu etmek için birazcık kendimizden, azıcık da olsa feragat... Kendimizden vermek değil ki aslında. Değil aslında, yani, daha da öyle kabul için, eden. Biz olsun. İçin yapılması gereken bir süreç. Biz, evet. Evet, biz dili için yapılması gereken bir şey. Bir de işte anlatmaya çalıştım, hep sen biliyorsun. Erkeklerin biraz duygusal zekasını çalıştırabilmesi gerekiyor. Yani yaptığınız işe biraz eğlence katın. Burada hemcinslerime söylüyorum. Eğlencesi sadece sabit ritüellerle olacak şeylerdir. Yani bir eve her akşam saat 8'de geliyor olmanız sizin o evle ilgilendiğinizi göstermez sadece. Bravo. Yani her akşam bence, eve geliyorum ya. Ha, geliyorum. Yok yani, o kadar da karşılıyorum. Ben bilmem, nasıl dertli evli. Ama ben şurada bir Arda duyuyor musun? Tabii, Arda. Karımı anlatıyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Burada ama belki biraz erkek tarafından olabilirim bilimsel olarak. Testosteron bunu onlara öyle yüklüyor. Tabii tabii. Yani duygusal boyut birazcık o hormon. Ya fıtratta testosteron var ama şöyle bir şey var yaratılışta. Bakın dinde de var bu, bilimde de var bu. Diyor ki öğrenebilirsin diyor. Tabii doğru. Tabii, öğrenebilirsin tabii. Diyor. Diyor ki birbirinizin efendisi değil, kölesi olduğunuz takdirde eğer iki taraf da mutlu olur diyor. Ama bak, dikkat edin, evliliklerde hep bir efendi olma çabası herkes var. Herkes efendi olmaya çalışıyor. Benim dediğim olacak diyor. Aynen. Kadın da erkek de. Ve bir taraf kaybediyor, bir taraf kazanıyor. Ama diyor ki köle olursan, bir evde iki köle olursa birbirine hizmet eden iki insan olmaya başlar. Burada da cinsiyet yok, insanlık var. O yüzden anne babalar, bu melek öldürüldü, isyanım ona var aslında benim. Onu söyleyecektim. Evet, İyi oldu hatırlattın. Evet, evet. Benim isyanım melek gibi. Çok kardeşlerime. Acım.
Burada da anne babaları suçlu buluyorum ben. Aynen. Neden? Niye çekip almadılar? Niye çekip almadınız? Bir de çocuklarınızı cinsiyet odaklı değil, insan odaklı yetiştirin. Bravo. Gerçekten siz iyi insan yetiştirirsiniz, onlar zaten iyi bir kadın, iyi erkek olurlar. Bravo. Biz sadece bir kadın, bir erkek yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya bu kadın 18'inde evlendi. 16'sında evlendi. 8 sene evli kalıyor ve her ay anasının evine gidiyor. Namus diye geri gönderiyorlar. Evet. Suçlu biziz. Yani ah, o kadar suçlu. Çok var. Buna isyanım var. Yine en son babası almış yalnız evden. Babası getirmeye çalışmış. Yani okuduklarım kadarıyla. Hı-hı. Tabii ki bilemem ama babası geri getirmeye çalışmış. Fakat aile büyükleri onlar. Kimse artık günahları, vebali, boyunlarına... Hı-hı. Onlar namustur deyip geri göndermişler. Baba da boyun eğmiş. Tabii orada babanın hatası ama baba yine... Çekip çıkarmaya çalışıyor. Ben sana bir söyleyeyim mi? Sibel Kahraman'la Doğu'ya gittik tura biz. Doğu'da bu çalışmalara çok katılmıştır Sibel Kahraman. Orada şu analiz çıkmış. Uzmanlar da anlatıyor orada. Bu namustur diye geri gönderenler var ya. Hani aman ölürse ölsün diyenlerin yaptığı namussuzlukları bence çıkartmak zorunda devlet ilk önce. Bravo. Aslında onlar yapıp geri gönderiyormuş, biliyor musun bunları? Buradan da gitsin o mesaj kime gidiyorsa. Bravo. Onlara isyanım var benim işte. O kapıyı açsınlar bakalım neler çıkacak onların içinde. Gerçekten öyle. Yani zaten bu çok bilinen bir şey. Yani evet. Uzman olmaya bile gerek yok. Bir toplumu veya bir kesimi ne kadar çok kapatırsan, ne kadar çok üstüne baskı kurarsan o kadar alt taraftaki bastırılmış duygular kendini çıkar, gösteriyor. Tabii. Ve farklı sapkınlıklarla hatta tabii, göstermeye başlıyor. Onun için bazı şeylere tukaka dememek, deneme yanılma yöntemini kabullenmek lazım. İnsanız, yani şu lafı demiyor muyuz? Müslümanız. Şeşmez beşmez, düşmez kalkmaz bir Allah. Kesinlikle. Onun dışındaki herkesin hata yapma şansı tabii. var, olmalı ve bu hatalarıyla da kabullenilmeli. Ya ben de bir evlat yetiştiriyorum, senin de evladın var. Hı-hı. Yani inşallah senin de i̇nşallah. Allah nasip ederse olsun. İnşallah. Evlatlarımız ne yaparlarsa yapsınlar, bizim çocuklarımız ve onları tekrar geri dönecekleri yer olarak, liman olarak bizi görmeliler. Kabul ediyoruz. Bilmiyorum başıma ne gelecek. İnşallah hayırlı yazılar yazmıştır Allah ama... Yani kazanmak için kabullenmek zorundasın aynen, evladını. Aynen. Kaybetmek için reddetmek zorundasın. İki yol o kadar basit ki. Küfür etti. Kabullen ettiğini. Sonra otur konuş. Ama baştan reddetme. Çok şey var hocam ya. Gerçekten çok problem var ilişkilerde. Bakayım. Evet, bu Burma'da Müslümanların vahşice katledilmesine isyanım var demiş. Ona da var benim. Evet. Evet, gerçekten aynı şekilde müthiş canımız yanıyor ve isyanımız var. Ha, güzel bir soru. Kadir Bey demiş ki, ten uyumu nedir? Ten uyumu denen bir şey var mı? Gerçekten yahu bu ten uyumu lafı dillerde dolaşır. Bunun bilimsel bir gerçeği var. Var, var, var. Var var mı? Var. Aslında hormonlara bağlı var gerçekten. Şimdi ten uyumu şu. Bir insanı görürsünüz, ona dokunma, illa bir dokunma ihtiyacı duyarsınız. Sokakta erkekler bir sürü kadına dokunma ihtiyacı. Hepsine mi ten uyumları var? Şimdi bir sonraki aşamada şu. O kadınla bir şekilde birliktelik yaşamak istersiniz. Hı. Cinsel manada. Şimdi iki aşamalı. Bu da oluyor. Devam. ve üçüncü noktada şu. Hep istersiniz. Bu da oluyor. Yani devam. Onu... Hep istersiniz. Hmm. Gökçen Hanım, peki bunu kişisel ten uyumuna nasıl çekiyorsunuz? Helal bir şey var. Şöyle, onun bir noktası yok aslında Pınar. Yani hani böyle net bir çizgisi yoktur onun. Hmm. Fakat hep kırmızı ışık yoktur onda, hep yeşil ışıktır. Hmm. Ten uyumunda hep bir sonraki aşamaya gitmek istersin. Bir de okuduğum şeylerde koku diyorlardı. Hmm. Yani tabii. İlk koku onun koku, bir aşaması. Yani koku kokusuyla seçiyormuş karşımızdaki. Ya koku sadece belki bir aşama. Hmm. Yani ya da bir bölüm, bir dalı diyebilirim. Ama bu koku var, onun tadı var, renginin bir şekilde teninin rengi var. Konuşma tınısı var, jest ve mimikleri var. Bunlar hepsinin ten uyumunu içeriyor açıkçası. Hmm. Ama koku, şöyle söyleyeyim, %30 ihtimalle bilimsel olarak koku etkiler gerçekten ten uyumunu. Hmm. Ve hissetmiyor kokuyu, bilinç dışı alıyor. Evet, evet, evet. Fark etmeden. Evet. Zaten o hani parfümden falan bahsediyoruz. Değil, değil. Senin ten kokusundan. Tabii. Herkesin teninin kokusu farklıdır evet. çünkü. Evet. Bir de şöyle bir şey duymuştum. İnsanlar... genetik, daha doğrusu genetik değil de tipoloji olarak kendi tiplerine, mesela bunu şöyle anlatayım, mesela yuvarlak yüzlü biriysen yine kendin gibi yuvarlak yüzlü bir adama ilgi duyuyormuşsun. Hani tip olarak kendine daha yakın tipleri seçiyormuşuz. Hatta böyle ilerleyen zaman dilimlerinde eşlere baktığımızda birbirlerine çok benzediğini evet. görüyoruz. Aynalama yaptıkları için. Evet. Yani hani
Öyle mesela bir kadınla erkeğin mutluluğunu, mutsuzluğunu, biliyorsun ben yüz analizi de yapıyorum. Şuradan anlayabilirsiniz, fotoğraflara bakın, eğer mimikleri birbirine benzemiyorsa bunlar çok ortak paylara buluşmamıştır. Yüz hatları. Ve gerçekten iyi anlaşan insanlar birbirlerine yüz yüze bakarlar, konuşurlar, sohbet çok ederler. Bir süre sonra mimikler benzer. Ama kavga eden, anlaşmayan ya da geçmişinde travma olan iki insana bakın, şuradan anlarsınız. Yan yana getirin onların fotoğraflarını ya da onlar otururken. Mesela biz karı kocayız işte hocamla. Ben böyleyim, o öyle oturuyor. Hiçbir zaman eşleşemeyiz. Ben ne zaman ki onun gibi oturup sohbet ediyorsam, akrabalarımla olduğum bir yerde, bilin ki eşleşebiliyoruz. Bizde bir dil var. O yüzden ayrı ayrı. Mesela bu salonda şöyle oturan evli çiftler var. Biri orada, biri burada. Biri şöyle oturuyor, biri arkaya yaslanmış. bu uzun süreli oluyorsa bu sohbetler, bu beden dili, aralarında ciddi problem var bunların. Öyle mi? Tek ortak nokta Fatma Gül'ün suçu ne? yani orada, ya da kuzey ve güney. Ya da kuzey ve güney. evet. O yüzden insanların şeylerini, aralarındaki ilişkinin sürecini, samimiyet ya da samimiyetsizliğini gerçekten yüzden anlayabiliriz. Peki sonradan kazanılamıyor mu? Yani hani o... Değişme anlamında mı? Değişebilir. İşte size gelirler, uzmandan destek alırlar, bizden destek alıp bunu düzeltebiliyorlar. Evet. Ya da bir olay yaşayacaklar hocam. Başlarına bir bela geliyor. Toparlı, eğer kendileri düzeltmezse, bu da çok önemli. Diyor ki, siz aranızdaki ilişkiyi düzeltmezseniz eğer, hayat sizin adınıza düzeltir. Ama ilk önce başınıza olay getirir. Dikkat edin diyor. Yani o yüzden ertelemeyin diyor sorunları. Evet. Acıları erteledikçe faiz gibidir, büyür. Zaten bak Merkür geri gidiyor. Kimse bir şeyin ertelediği zekalı yok. Bir Venüs geri gidiyor. Bir Merkür geri mahvetti bizi. Bu ilişkileri mahvetti. Herkes ayrıldı. Hep... İşinden ayrılan, eşinden ayrılan, sevgilisinden ayrılan. Üstüne Merkür şimdi telefonlar. Senin telefonda da bir şey. Benim telefonlarda sıkıntı oluyor vallahi. Oluyor evet. Söylemişlerdi oluyor. Merkür bilgisayar, telefon bu tür şeyler. Bozacak diye. Evet. Sürekli tuşları takılıyor falan. Sinir oluyorum böyle başıma araya yine kendi ama ben dinliyorum. Böyle oluyor. Bizim program böyle maalesef araya. Yalnız bak Kuşadası'na gittim. Ondan sonra oğlum için işte pazarda dolaşıyoruz. Gözümde de gözlük tanıyanlar oldu. Hı-hı. Tek söyledikleri şey ay dediler hiç bozulma. Bu böyle doğal olman çok evet, hoşumuza evet, gidiyor evet. dediler. Benim de onların beni o şekilde kabullenmesi çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani konuklarımız da öyle. Genelde öyle olmasını seçmeye çalışıyoruz, tercih ediyoruz. Bizimle o dili tutturabilen. Zaten tutunca sohbet öyle oluyor. Maalesef ev sohbetine dönüyor. Yapacak bir şey yok. Herkes... 2012 samimiyet dönemi. Samimiyet, evet bravo. O yüzden samimiyetli olan bütün televizyoncular, bütün insanlar dikkat eleniyorlar teker teker. Halk gerçekten doğallık istiyor. Evet, yapaylık sevmiyoruz. Evet. Sevmiyoruz. Bu da bak, güzel bir şey. Kadir Bey demiş ki bütün erkekler aynıdır sözüne isyanım var. Hepiniz aynı. Aşağı yukarı ya. Aynıdır. Bak. Yani sen etmemek lazım. Gen aynı yani. Vurusana. 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 Evet. Hayır tabii ki. %'ye vursa dediği şu anlamda doğru. 51 en azından. Evet şu anlamda doğru. Erkekler genelde aynı tavırlar sergileyebilir. Kadınlar daha değişkendir. Niye? Kadınlar öğrenmeye daha açıktır. Psikiyatristler hep şunu söylerler. Bize en çok gelen kadındır ama daha çok hasta oldukları için değil, daha çok farkında oldukları içindir problemlerinin. Erkekler ama bu yüzyılda sanki biraz daha değişmeye başladı. Yani biraz daha... farklılaşmaya, unisex olmaya, değişik tatları tatmaya başladı erkekler. Evet, biraz kırılmaya başladılar. En olmaz denilen renkleri giyiyorlar. Giymeli, bunlar çok büyük adımlar. En olmaz denen dar paça pantolonlar, dar pantolon... Tövbe estağfurullah falan deyip kafa çevirirlerdi yani. Evet, evet. Renkli iç çamaşırları giyiyorlar falan. Artık hani o şey gerçekten... Dış görünüşten başladı değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle başladı. Abartmamak şartıyla bence iyi bir şey bu. Evet. Değişime ayak uydurmak. Doğru. Hoşuma gidiyor benim. Bu dillerine de yansıyor ama insanların bir süre sonra. İletişimlerine de yansıyor. Yani gerçekten çünkü onunla ilgili sohbet başlatıyorlar kendi aralarında. Bu bile önemli bence. Tabii tabii doğru. Bir de son sanki 5 yıldır kadının önemi çok vurgulanmaya başlandı. Yani dile getiriyoruz artık daha çok ihtiyaçlarını. Gelsin. Bak bugün melekten bahsetmiyor evet, olalım. Evet. İnşallah, i̇nşallah önümüzdeki inşallah. Yıllarda. Onlar gerçekten, patolojikler ya onlar yani, geçecek mi bilmiyorum kadına da. Kadına ve çocuğa şiddete gerçekten çok ciddi isyanım var. Kesinlikle öyle. Yani ikisi de gerçekten kendini erkek gücü karşısında korumaktan acizler. Aciziz yani. Vallahi ben erkek değil de ben orada hayvansal bir güç olarak düşünüyorum. Tabii tabii. Bu bana kim ne derse desin. Yaratık. Bence o yaratık, bence hayvanlıktır o, insanlık değil. Yani erkekliğe şey yapmak anlamında genellemek bana doğru gelmiyor. Bence tamamen hayvansal bir dürtü. Yani fark edip toplansınlar bunlar piyasadan. Yapacak bir şey yok. Öldürüyorlar. Bir kadın öldürmek demek, anayı öldürmek demek. Evladı, yani türü her şeyi öldürmek demek. Doğru. Farkında değiller aslında. Doğru.
Ben geçen gün bir tweet attım. Kadına bayağı bir bununla ilgili retweet yaptılar. Dedim ki o melek, meleğin şey, o kocası için. O zihnindeki kadını öldürdü. Meleği değil aslında. Burada hocam siz ne düşünüyorsunuz? Bazı erkekler zihinlerinde bir dişi yaratıyorlar. O dişiyi öldürüyorlar aslında. Gerçek dişiyi, gerçek kadını değil. O kadar patolojik ki, o kadar hayvansal bir şey ki. Hı-hı. Kadın gibi görmüyor aslında. Namus diyor ya işte. Ne demekse o ne namus. Ne demekse yani. Evet. Peki aşk insanı aptallaştırır mı? Öyle bir şey gelmiş. Evet. Perde mi iniyor gözüme? Mantık doğru doğru. Yani sadece göze değil, her şeye iner gerçekten. Mantığı bir tarafa arkaya atarsınız aşkta. Yani bir artı bir işte aşık olduğun zaman iki etmiyor. Gerçekten. Aynen. O yüzden hani doğru kararları aşık döneminizde vermeyin deriz. Ya da hani böyle ciddi kararları aşıkken birden önce bir düşünün sonra veririz deriz. Açken markete girme kuralı gibi. Aynen, gerçekten öyle. Hani her şeye saldırırsınız. Aşkta da öyle. Düşünsenize hayatınızın önünüzde bir perdesi var ve o perdede sadece o partner oynuyor. Yani sinemada sadece o. Başrolde o var. Yardımcı hiçbir faktör yok. Ya da hiçbir kişi yok. Onun için gerçekten çok mantıklı düşünemezsiniz evet, aşık döneminde. Kesinlikle. Güzel şeydir ama yani hani bırakın da o dönem en azından hadi 6 ay ile 3 yıl öyle düşünmeyin ne olacak yani. Evet, aşkın ömrü var diye hani hep konuş. Gerçekten aşkın ömrü. Tabii olmalı var, da var zaten. Yani sürekli o kafada gezemez. Delilik hali uzun sürmemeli. Tabii canım, yani o kafada zaten gezilmez ama insanlar aşk yaşamayı şey zannediyor. Leyla gibi geziyor, bu değil. Aşk o 6 ay dediğiniz gibi 2 sene yaşadıktan sonra onu sevgiye geçirebilmek. Bizim toplumun problemi aşkı sevgiye taşıyamamak aslında. Evet. O yüzden bitiyor. O yüzden kadınların çoğu erkekleri flört döneminde seviyorlar. Çünkü flört yani dönemindeki adam çok şey, ezel gibi harika, takılıyor adam, ortada. Ne zaman ki evlendi, oturdu, oldu Ali Kaptan muhabbeti. Peki, ne oldu bu adama? Aşkım şöyle derler, değişti. Aslında değişen hani mesela erkek flört döneminde şey der hani evet der, evet tamam kabul ediyorum onu da yap falan. Fakat evlilik döneminde ki bizim cinsel problemler de hep nedense evlendikten sonraki ertesi günlerde başlar. Bir değişim olur. Fakat o değişim adamda mı olur, kadında mı olur, ilişkide mi olur onu hala çözmüş değiliz. Evet. Bir değişiklik var ama. Acaba yani aileler de işin içine girdiği için mi hani sevgililik döneminde nişanlılık bile olsa, aileler işin içinde bile desen yine bir nebze. Evlendikten sonra anama gittin, babama gitmedin, eniştemi aradın, halamı şey yapmadın, hı hı, falan gibi şeyler mi? Tahtta biri var. O hep orada. Ve o benim kadınım ya da adamım. O orada duracağı için ben onun üstüne de gitsem, hayır da desem o orada zaten. Hı. Onun için tolere etme sınırı bir şekilde evlendiğiniz zaman düşüyor gerçekten. Düşüyor ve ama şey, kadının ve erkeğin, özellikle erkeklerin şunu söylemesi lazım. Aşk bir ateş ya. O aşk, ateş yanıyor cari cari. Aşk, sen ona aşıkken, o da sana aşıkken. Diyor ki evlendikten sonra o ateş diyor azalacak. Burada devreye erkeğin şunu yapması lazım. Odun atmam lazım ben alevlendirmek için. Erkeğin. Erkeğin. Erkeğin ne görevi? Bak erkeğin odun atması şart. Ateşi bak, ateşi, hı, korlayan kadın. Ama odunu erkek atacak, evet, oraya. Bu çok önemli. Evet. İkisi de odun atarsa söndürürsün. İkisi de korlarsa kül çıkartırsın içinden. Olmaz. Biri odun sıralama atacak. Sıralama yapmak lazım. Çok önemli. Kadınsal anlamdaki tavırlar ayrı olacak ama erkek bir gelecek. Şunu yapın ya. Akşam eve geldiğinizde her kadın şunu ister. Evde kim olursa olsun ya da ne olursa olsun ilk önce ben fark edileyim. Hı. Anlatabildim mi? Girdiğinde böyle odun gibi gidip bir tarafa oturma. Bir gir. Merhaba hayatım de. Evet. Bitti ya. Bak şöyle canım elini, de onu anlatabildim mi? Bir şekilde bir temas yap. Temas da bulun. Gözünün evet, evli değilsin ya canım. Ne güzel. Ben evleneceğim az kal. Atıp tutuyorsun. Evlendikten sonra aldığımda seni programı bak, şu o yaşıma kadar, konuşmak istiyorum. Şu yaşıma kadar her gün eve girdiğimde annemin odasına giderim. Nasılsın derim. Bir öpücük kondururum. Kız kardeşin odasına giderim. Hoş geldin. Nasıl? Hiç bıkmadım. Bak yüzleri burada. Hiç bıkmadım. Allah Allah. Hiç İnşallah bıkmadım. Benim çocuğum da senin. Her sabah Allah kalktığımda Allah da anneme ve işte bak şuramı öpmeden buraya bile annem göndermez beni. Benim şurasını bak kızlar kaçacak senden bu ana bağımlı diye şimdi. Hayır kız kardeşim annem evde kim varsa fark ediliyorsunuz mesajını vermek zorundasın. Evet. Ben de mutlu çıkıyorum evden böyle. Evet. Vay. Amaç onları mutlu etmek değil. Yani sadece onları mutlu etmek değil. Kendiniz de mutlu oluyorsunuz. Çünkü ben evden çıktıktan sonra evde oturan seni güzel düşünmek zorunda ne olursa olsun. Düşünmek zorunda. Akşama kadar kurmasın en azından. Bak ne fark ettim.
Lütfi Mazlum ne demiş? Ne yaparsan yap haberim olsun diyen erkeklere isyanım var. Evet, sürekli erkekler istiyor ki kadın nerede, ne yapıyor, eve kaçta geliyor ben bileyim. Ne var bunda? Ama kendiyle ilgili. Tamam da biz onlara eve kaçta geleceksin diye sonra işim var, işim bittiğinde gelirim, niye soruyorsun falan. Tamam, bu kısmı doğru değil. Evet. Yani o da yapmalı, o da yapmalı. Evet. Ama bence bir erkek doğası gereği bunu bilmek istiyor bir kere. Hakim olmak istiyor. Kadın bilmek istemiyor mu doğası gereği? Ya bilmek ister ama kadın, bak erkek daha çok neredesini, kadın ne yapıyorsun merak ediyor. Doğru. Dile bravo. Erkek neredesin, evet. Kadın ne yapıyorsun? Evet. Çok yani. Güzel, çok güzel. Doğru söylüyorsun. Tespitlerin müthiş aşkım ya. Evet, gerçekten bayılıyorum ya. Tespitler bir böyle mi? Mutluluk formülü yaptı. Çizdi şahaneydi. %10 buna, 20 buna. Sonunda ne kalıyor falan. Bayağı matematik hesabı yaptık. Harika oluyor gerçekten. İşte bak baştaki şey, insanları giyim tarzına göre değerlendirenlere isyanım var demişler ama maalesef o artık yüzyılımızın bir gerçeği. Hı hı. En azından temiz pak giyinmek, illaki marka giyinmekten bahsetmiyorum, evet. Ama temiz olmak karşıdakine bir kere en ilk şey olarak intiba olarak verilebilecek en güzel pozitif hissiyat değil kesinlikle. Mi? Buna özen göstermek lazım. Peki biz eşlerimizi seçerken şimdi artık şöyle laflar vardır mesela, kızlar saatlere göre erkeği seçerler diye. Çünkü erkeklerin en böyle kendilerini gösterebileceği şey saat oluyor, arabası, genelde. Saat. Arabası, hadi arabayı göremiyoruz her yerde, hani saate bakınca aşağı yukarı hoş onların da şeyleri var. Telefonu, hani anahtar ve saat. Saat, evet. Hani kadınların da böyle işte bir üstüne, artık erkekler de ayakkabı çantadan anlıyor maalesef. Vallahi anlıyorum. Kırmızı tabanlı, sarı tabanlı diye. Ondan hep dış görünüş değil mi? Dış görünüş. Gerçekten ilk intiba için önemli. Olmazsa olmaz değil tabii artık. Yani ikinci aşamaya geçmeden önce ilk dış görünüşten insanı tercih ediyorsunuz. Evet. Ya da bir insanın dikkatini ilk görünüşte dış görünüşten dikkatini çekiyorsunuz değil mi? Hı. Onun için yani hani dış görünüş çok önemli. Ha hep onu söylüyorum. Bir ilişkinin başlaması dikkate bağlıdır. Siz onu dikkatini çekmeyip ya da sizinle ilgili bir şeyler düşündürtmediğiniz sürece Ayşe ile Fatma ile aynı konumda olursunuz. O yüzden onun dikkatini ha kırmızı oje ile mi çekersiniz, pembe ayakkabı ile mi çekersiniz, o onun tercihi. Onu belki de çekemeyeceksiniz. Peki kadın mı erkeği seçiyor, erkek mi kadını seçiyor? Kadın seçiyor. Son noktayı kadın koyar. Evet. Belki şurada şöyle söyleyeyim. Erkek seçimini yapar. Ama son noktayı kadın yapar. Kadın koyar. Şimdi kadın bekleyendir. Bekleyen. Erkek savaşandır. 10 tane, bak dikkat edin, bir güzel kadın var ortada. Bütün erkekler havalanıyor değil mi? Hepsi savaşıyor. Ama farkında olmadan kadın izin veriyor hangisinin kazanacağına. Evet, son noktayı kadın koyar. Gerçekten kadın izin veriyor. Evet. Doğru. Yani o zaman ilişkilerde eğer kötü gidiyorsa aslında suçlu kadın mı ya? Suçlu değil de bir kadın isterse, bir kadın gerçekten isterse erkeğin her şeyi yaptırabilir. Olmuyor işte. İşte hırsa bürünmeyeceksin, ego yapmayacaksın. Şimdi ya ne dert. Anlatabildim mi? Onun taktikleri var. Evet. Teknikleri var. Niye arkadaşız? Bir gün demedin ki Pınar gel kardeşim şu taktikleri vereyim. Hele mi kağıdı? Bak, işte %20-30. Sana sordum az önce içeride. Tatile gidiyor musun? Boş vaktin var mı? Evet. Bak konuşalım bunları diye. Tamam konuşalım bak yani. Konuşalım. Ama gidiyor musun? Olmadı telefonda konuşalım. Halide. Bir yararı olsun senin arkadaş olmamın yani. Ya. Gerçekten demek ki taktikleri var bu işin. Var. Var. Kesinlikle. Ama genel aşkım genel taktiklerle değil de kişiye özel taktik. Tabii, evet. Tabii, biz de mesela terapiye gelenlerde Ayşe'ye Fatma'ya genel bir taktik değil. Sizin kişiliğinizi ve karakter öyle söyleyeyim. Bir de karşımızdaki de önemli. Çok iadece izliyoruz. Yani adam bunun ne kadarını alabilecek kapasitede bir adam veya kadın. Sizde. Narsist bir kişi var karşımızda. Kendisini yandım. Çok seviyor falan. Mesela hani yandım. Şimdi buna benim farklı taktiklerimle ancak bir şekilde değil ulaşabilirsin. Mi? Ulaşabiliriz. Kesinlikle öyle. Onun için tanımak lazım karşımızda. Aynen ve lütfen özgürlüğe düşkün kadınlar. İşte bu narsist dediğin ya da işte anne babamızı ya da çok şımartılmış erkeklerle bir zahmet evlenmesi. Evet. Gerçekten evlenmesi bu çok önemli. Çok iş düşüyor. Erkek sürekli kendini evlenmiyor. Fena mı ediyor. Yapsınlar da siz dedim misleri gelsin. Öyle bakacaksınız. Öyle bakacaksınız. Ya zaten hani sizlerle oturup da bir paylaşımda bulunmak, size danışmak için yanlış yaptığımız nokta o belki de hayatımızdaki bazı şeylerin kötü gitmesini. Hep kötü gitmesini bir şeylerin bekliyoruz. Evet. Aslında hani hayatımızın genelini mesela belki sizinle paylaşsak kötü gidebilecek bir şeyi önleme şansımız var. Öyle insanlar da var ama. Var.
Yeni artık bu tabu olmaktan bir psikologla, psikiyatristle, bir işte terapiste gidip konuşmanın gerçekten insan hayatına güzellikler getirdiğini artık fark ediyoruz. Programlar çok faydalı oldu bu anlamda. Gerçekten farkındalık yaratmak için. Ama gerçekten hani derdimiz olduğunda koşmayalım size. Yani dert çözmek daha zor. Dert olmadan önce gelelim. Hani daha hastalık gibi aslında. Evet. Yani hani biz rutin kontrol ediyoruz. Aynen. Kadın doğumda da öyle. Check-up gibi. Ha, bir yılda bir kontrole gelin. Aslında bu durumda da terapi için, sadece terapi için demeyeyim, ilişkiler için de bir şekilde de belki daha iyi bakmak lazım buna. Daha iyisini öğrenmek için belki gelin. Çok güzel. Ben şimdi bak gideceğim. Bu tamam, seve seve. Pınar madde 1. Yapma. Pınar madde 2. Bunu yapma. Sarı bak, giyme mesela. Neden sarı enerji veriyor? Şimdi duydu beni Arda. İlişki de ilişki rengi değildir sarı mesela. İlişkide giymiyorum. 40 yılda bir. Neyi var ya sarı rengi? Sarının mesela cinsellikte itici bir renktir sarı. Öyle mi? Yani çok dominant. Hani yönetmen kalk gör. Ne fark eder? Zaten beğenmesinler beni. Benim sahibim var. Canım. özgüven. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, sarı kıyafetim bilen sizi itmediğimi umarak reklamlara gidelim diyorum.